Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Essalatu vesselamu ala rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm. Uşbu hanedanga yığılgan mehmanlar ve mezbanlar. Evvela Allah subhanahu ve ta'ala'ga bi'adad hamdu sana. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge durudu salavatlarımız bulsun ki hanedanda hursancılık şu hursancılık münasebeti bilen yazılıp durgen dasturxonda tepesinde hammalarımız can bulduk. Allah subhanahu ve ta'ala'dan ümidimiz qilinayotgan bu hayratlarını Allah ta'ala dergahıda kabul eylesin. İçkeride okulunayotgan Kur'an-ı Kerim'ni feyze ilahi nuri berekatlarını bütün alam yurtimiz, qishloq mahallalarimiz, xonadonlarimizga xosatan bu xonadonga yog'dirib Alloh taolo munavvar qilsin. Xosatan bu Qur'oni Karim barakotlari bilan bog'lanayotgan rishtalarni Alloh taolo mustahkam qilsin. Mana avvalgi taomlar tartib qilinib, narsalar orom oldi. Endi shu dasturxonni haqqini ado qilish maqsadida qo'limizga mikrofon oldik. Bir hadisi sharif haqida qisqagina mulohaza. Ya'ni eslab qolishlik oson bo'lsin uchun osonroq bir hadisni tanlaymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhamat qilgan ekanlar. Alloh rahim qilsin bir kishigaki, rahimallohu imro'an. Bir kishiga Alloh rahim qilsinki, mendan bir gapni ola eshitarkan va uni yodlab olib, uni egasiga boshqalarga yetkazgan ummatimga Alloh rahim qilsin deb marhamat qilgan ekanlar. Mana shu hadisni ostidagi, ya'ni shu duoi xayrga ega bo'lib qolaylik degan maqsadda bir hadisni sizlarga yetkazishga harakat qilyapmiz. Sizlar ham o'z o'rnida borib uyda o'zimizga yaqinlarimizga, gapimizni eshitadigan odamlarga yetkazsak, biz ham inshaalloh mana shu hadisni tahtiga kirib qolamiz. Ya'ni aytib bermoqchi bo'lgan hadisi sharifni Hazrati İmam-ı Bukhari babamız ve İmam-ı Müslim babalarımız uzlarına Sahih-ül Bukhari ve Sahih-i Müslim kitaplarında ve başka kitaplarda hem kelgen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala anhu rivayet kılıp aytadılar. Şu hadisi şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadılar ki Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir felyekul hayran ev liyasmut. Kim ki Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, bas yaxshi gapni gapirsin yoki jim tursin dedilar. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Va yana kimki Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, qo'shnisini hurmat qilsin. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Va yana kimki Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, mehmonini İkram kılsın, hürmet kılsın. Yani şu hadisi şerif, kısa yine. Yani hadisi şerifte üçlemezse mülahaza kılınıyordu. Birincisi, mümin insan yakşı gapni gapiradi, yaman gapten özünü ihtiyat kıladı ve yakşı gapni bulması sükut saklayıp cıntırış gerekir. İkincisi, mümin insan konu koşu bulan akıbetli buluştuki, mümin insan mühmandı hürmetini, ihtiramını cahiga buluştuki hakkında uygulayabiliriz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifte kim ki Allah'a ve kıyamet gününe iman kettirirken bu sebep deyordular. Aslında imanın yedide şartı var. Şu yedide şartı topilgen adam Müslüman, mümin de hesap kılınadı. Bu yerde imanı mükemmel, yani mana şu Allah'a bo'lgan imanı, kıyametke bo'lgan imanı, onu kıyametnin şiddetinden, dozaktan necat topadigan ve Allah'ın razılığına yetkazadigan, cennetke alıp giredigan, iman buluşunu hohlayan kişi şu işte işini becersin yaptılar. Şu işte işini, işte sıfatlı özü de mücessem tutsun yaptılar. Demek yaxshi gapirish yoki jim turish, mehmonni hurmat qilish va qo'shnini hurmat qilish. Endi demak, birinchi mavzu mu'min inson Allohga iymon keltirsa, Alloh har bir qilayotgan ishini bilishini, har bir gapirayotgan gapini eshitishini, ko'rib turishini bilgan mu'min nima qiladi? Aytayotgan og'zimdan chiqayotgan har bir gapni Alloh eshitib turibdi degan odam nima gapni gapiradi? Albatta u yaxshi gapni gapiradi.
Agar yomon gap xayoliga kelib gapirmoqchi bo'lsa, Alloh eshitib turganligini bilganda nima qiladi? Sukut qiladi. Qiyomat kuni, qiyomat kuni har qanday kun, jazo kuni, mukofotlar beriladigan kun. Odamlarni qilgan har bir amaliga jazo yoki mukofot berilishini bilgan odam. Hatto aytgan gaplarida og'zidan chiqqan har bir gapgacha jazo yoki mukofot beriladigan kun. O'sha kunni haq ekanligiga iymon keltirgan odam aytayotgan gapim menga yo zararimga yoki foydamga hujjat bo'ladi degan odam u yaxshi gapni gapiradi-da, yomon gapdan o'zini tiyadi. Yana bu mavzuda gapiradigan bo'lsak, Hazrati Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam do'zaxga deganlar. Do'zaxga insonni ikkita suyaksiz narsasi bilan urgan narsalari bilan kirganlarni bilaman. Ya'ni biri ikki lavni o'rtasidagi til, ikkinchisi ikki chotni o'rtasidagi suyaksiz narsa. Mana shu bilan qilingan gunohlar sababli ko'plab odamlarni do'zaxga mahkum bo'lishini ogohlantiradilar. Demak, insonni og'zidan chiqayotgan gapi musulmon inson bu og'zidan chiqayotgan gapga e'tiborli bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir hadislarda aytadilar-da, banda bir gaplarni gapiradi. U yaxshi gap. Yaxshi gapni gapiradi, lekin o'sha gapni qanaqa gapligiga banda ba'zan parvoya qilmaydi. Lekin o'sha aytib qo'ygan gapini barakotidan Alloh unga shunaqa rahmatini yog'diradi, barakotini yog'diradi. Yana bir gaplarni gapiradi, u yomon gap bo'ladi. Banda o'sha gapni gapirganini bilmaydi, e'tibor ham bermaydi. Lekin Alloh taolo o'sha yomon gapi tufayli shunday muohaza qiladi, dunyo va oxiratda xor bo'ladi. Demek o falan joyda aytgan gaping bor deydi. Ko'zingizga keldimi? O falan siz e'tibor ham bermagan bo'lasiz o'shani. Hozir odamlar orasida ham o'p qoladi ushab turgan. Siz falon joyda shuna degan edingiz deydi. O'zingiz aytganingizga e'tibor ham bermagan bo'lasiz. Lekin o'sha odam uni ilib qolgandek, Alloh o'sha har bitta yaxshi gapni shunday ushab qolar ekan, agar yomon bo'lsa o'shandan ham muohaza qilib qolishi mumkin ekan. Shuning uchun mu'min odam faqat yaxshi gapni gapiradi yoki jim turadi. Yoki jim turadi. Bu tilimiz, bu tilimiz. Buni maydoni keng bo'lganidek, buni savob maydoni ham keng, gunoh maydoni ham keng. Lekin keng ekan deb og'ziga kelganini gapiraverishlik bu musulmon odamning ishi emas. Chunki og'izdan chiqqan har bir gapni ikki yelkamizdagi farishtalar, guvohlar yozib turibdi. Hadisning ikkinchi bo'lagida, demak, mu'min musulmon inson Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan inson mehmonini, qo'shnisini hurmat qilar ekan. Qo'shnini hurmat qilar ekan. Qo'shnini hurmat qilish deganda birinchi qadami nima bo'ladi desa, Imom Navoiy aytadiki, birinchi qadami ozordan qo'shniga ozor bermaslikdan boshlanadi. Qo'shniga ozor, musulmon inson qo'shnisiga ozor bermaydi. Bir kishi haqida so'raldi. Imom Navoiy shu hadisni keltiradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bir kishi haqida so'ralyapti. Bir ayol bor. Kechalari namoz o'qib chiqardi, kunduzlari doim roza tutib yurgan ayol. Lekin u ayol qo'shnisiga azob beradi deganlarida huva finnar dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. U do'zaxga boradi dedilar. Ya'ni amallarini foyda bermay qolishi qo'shniga bo'lgan oqibatiga bog'liq ekanligi ma'lum. Shuningdek bu hadisda musulmon inson Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan musulmon inson qo'shni bilan yaxshi oqibatli bo'ladi. Unga yaxshi gapiradi, unga azob beruvchi bo'lmaydi. Hazrati Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yana aytadilar-da, Hazrati Jabroil alayhissalom menga qo'shni haqida shunaqa ko'p nasihat qildilarki, shunaqa ko'p gapirdilarki, men oxir bu qo'shni meros ham olarmikin degan gumonga borib qoldim degan ekan. Meros masalasi kimlarga bo'ladi? Hamma qarindoshi meros olmaydi. Qarindoshda hammasi ham meros olmaydi. Eng yaqin qarindoshlari, farzandlari o'shanchalik darajaga kelib qolgan ekan hayollarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Qo'shniga nasihat, qo'shniga vasiyati ko'p bo'lganidan Hazrati Jabroil alayhissalotu vasallam. Demak, musulmon inson qo'shni bilan oqibatini go'zal qiladi. Uchinchi boradagi aytilgani, musulmon inson Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan inson mehmonini hurmat qiladi. Bu odat, bu mehmonni hurmat biz alhamdulillah musulmon bo'lganligimiz uchun bizga qon-qonimizga singib ketgan bu hadisdagi amal qilishda. Bu hadisdan ayniqsa 3-chi turdagi qo'shniga bo'lgan mehmonga bo'lgan oqibatni biz chiroyli qilamiz.
mehmonga yaxshi gapirib chiqishimiz, yaxshi kutib olishimiz, uylarimizni uy qurayotganimizda boshlaymiz mehmonni hurmatini. Bir yo'li uy qurayotganimizda kelgan mehmonni xursand kuzataman deb mehmonxona qurish bilan boshlaymiz uyimizni. Mehmonxona qurishimiz, dasturxonlar chiroylisini o'zimiz yemaganda oldiga qo'yishimiz, bular hammasi mana shu hadisga amal qilganimizda bir ko'rinishi. Sodda qilayotganda bu hadisga amal qilishlikni qonimizga singib ketganligini bir ko'rinishi. Demak, musulmon inson og'zidan chiqayotgan gapga va qo'shnisi bilan bo'lgan oqibatiga va mehmonga qilayotgan xayr nimasiga e'tiborlik bo'lar ekan. Hazrati Ibrohim alayhisolatu vasallamda bir odatlari bor edi. Mehmon bo'lmasa ovqat yemas edilar. 3 kun ovqat mehmon kelmadik. Bir kuni bir majusiy olovga sig'anadigan bir odam yoshi 70 da qarib qolgan, kelib qoldi. Qornim och, Ibrohim bir narsa bergin. Sen dinimde kabul kılsak, kime veremem diyordular. Ya şartı kaptığa geldi, ket vardı. Ket var oldu, Hazreti İbrahim aleyhissalatu vesselam'da Allah Teala vahiy kıldı. 70 yıldır ki bana şu insan olumge sığınadı. 70 yıldan beri bunun bir hormatı rızkını toktatma geldi. Bir hormatı taam verişte yaramadı mı dedi. İtap kıldı dedi kitapta. İtap verdi. Yani bir hormatı taam verişte yaramadı dedi. İtap kıldı. Hazreti İbrahim aleyhissalatu vesselam yugurgilab bora hali odamni olib kelib boshqa tarafdan mehmon qildi. Ha nima o'zgardi? Robbim meni itob qildi. Meni deb itob qildi. Ha seni deb. 70 yildan beri seni rizqingni berayotganini, 70 yildan beri Allohga biror marta ibodat qilmasang ham biror marta seni rizqingni to'xtatmaganligini eslatib, bir marta taom berishga yaramaganligini itob qildi. Deganda qanday ham yaxshi Robbing bor ekanki düşmanının dostluğa itap vererken ha de uşetten Müslüman buladı. Mehmanlı hürmetliği şuna Hazreti İbrahim aleyhissalatu vesselam'da demek bana bu hikayeden özümüzde kullansalarımız biz hayli etken değil. Mehman dostçilik bizi kan kanımızda singe gidiyor. Bana mehman dostçilik de tutup sazıram. Gelişimizden aldım, keçeden ne çıkından aldım başlangıcın planı, recesi. Bana önce stolop kesem, şu kegen mehmanı hursan kılıp yönetsem diyeyim tedarikte. Oshpazlik gapirgan, choypazlik gapirgan, boshqa xizmat qiladigan, buni dasturxonga qo'yilgan narsalar desin, boshqa mehmonlar kelganda chiroyli xursand bo'lib kelsin, uylarini chiroyli qilgan, boshqa qilgan, hammasi shu hadisga amalga harakati. Endi agar bo'g'ilmasalaring, mana shu yerda shu mehmondorchilikka borgan odam ham qilish kerak bo'lgan va ba'zi kamchiliklarga ham bir to'xtalsak. Xo'p, mehmonni hurmat qilish bu haqiqiy musulmonning vazifasi ekan. Buni ko'zimiz oldiga keltirish uchun musulmon bo'lmagan xalqlarni mehmon kutishiga qarasiz bilasiz. O'zi to'riga o'tirib keling deydi. Pastga o'tqizadi. Bizchi o'zimiz pastga o'tirmadik, to'riga o'tqizamiz mehmonni. To'g'rimi? Keling o'tiring deydi. Ha, xizmat gaplashib bo'lgandan keyin kutyapsiz. Choy ichasizmi, qahva deydi. Jinchagina beradi. Bizda-chi ichadi deb turib otlarga uyimizga borib olib kelib to'kib nima qilmaganimizcha ko'nglimiz xotirjam bo'lmaymiz-da. Bunday qarasiz, qaysi musulmonchilikni nimasi ko'rasiz. Mana shu hadisga biz amal qilishimizni qonimizga singib ketganini ko'rasiz. Lekin shu mehmondorchilikka borgan mehmon nima qilish kerak? Uni ham odoblari bor. Mezbon qayerga o'tirsa o'sha yerga o'tirish kerak. Chunki degan kitoblarda uydagi sharoitini mezbon o'zi yaxshi biladi. O'tiradigan joy to'shakday nimada, masalan, yakka-yakka o'tiramanda o'tirmasin. O'sha yo'l bo'lishi mumkin. Eplama qilib, chiroyli qilib bekitib qo'ygan bo'lishi mumkin. Bolalarni bir narsasi bo'lishi mumkin. Yoki o'sha yerda o'tirganda uydagi boshqa bir kamchiliklar yoki ayollar ko'rinadigan holat bo'lishi mumkin va hokazo. Demak, ana shuning uchun mezbon qayerga o'tirsa, o'sha yerga o'tirish kerak. Va mehmon mezbondan palon narsa yeyib kelyapti demasin. Faqatgina ikkita narsa so'rashga ruxsat ekan. Bittasi tuz, ikkinchisi suv. Mehmon mezbondan chanqaganligiga yoki tahoratiga suv so'rashi mumkin ekan, yoki nima ovqatga qo'shib tanovul qilganini tuz so'rashi mumkin ekan. Shu ikki narsaga shariat ruxsat berar ekan. Bu narsa hammaning uyda topiladigan narsa bo'lganligini e'tibori ham bor bu yerda. Xo'p. Shunga o'xshagan odamlar. Endi mehmonni hurmat qilar ekan deb turib, mehmon ham o'z izzatini bilishi kerak bo'lgan joylari ham bor.
Biz odamlarda arasında yürüp, ayniqsa domlalarda, shu xadmalarda yuradiganlarga aytib yürüp bitta kamchilikni yo'qotdik. Shu shikoyatlar shirin ekanda, to'tta nevaramga ovasan cho'ntakka solib chiqib ketishlarni. Voy, nima deyildi? So'ram, agar oytdan chiqib ketayotib, to'tta shikoyatingizni oldim demasang, polayga xoramni yedirgan bo'lasan. Olmagin deyildi. Olmagin deyildi. So'ramasdan olmasligini ta'kidlab tushuntirildi. Alhamdulillah yo'qoldi. Bir paytlar bor edi. Bor edi, lekin alhamdulillah bu mumkin emasligini aytib dim yurib yo'qotdik, to'g'rimi? Yo'q, hozir anda sonda topilib qolgan bo'lsa, hali ham quloq solmaydiganlar chiqsa, bo'lmadimi? Lekin deyarli yo'q, men ko'rmay qoldim. Ha. Endi bu ichkaridagi xadmalarda yuradigan kattalarni nimasini gapiring? Tashqaridagilarda-chi, to'ylardagida endi ayniqsa osh o'g'irlash masalasida. Shu oshni qarang, to'rttagina 2 dona qandni olib ketsa, so'ramasdan olib ketsa, chiqib ketyapti, aytib qo'ymasa harom bo'ladi, deyapti-ya. O 2 tava osh, 50 tava, 60 tava oshni olib chiqib oborib sotayotganligini kim ayta oladi, xolos? Bitta o'ylab ko'rish kerak o'sha olib ketayotgan odam. Bo'lmaydi. Musulmon insonni qilig'iga to'g'ri kelmaydi. Birinchisi. Birinchisi tashqaridan qaragan odam vadirlikni ustidan kulyapti. Bu og'riqlik mavzuyimiz. Bu mavzuda oldin bir gap boshlaganimda meni ko'pchilik shohim ko'rdi, to'xtat. Buni qilib qattiq gapirmang degan. O'shanda oshni kilosi 150 kiloga ko'tarilyapti. O'shanda oshni kilosi 150 kiloga ko'tarilyapti. Ha, bo'pti sizlar. Bo'ldiki, boshqa bir marta gapirgan bo'ldim, to'xtatdim. Endi mana hozir 300 kilodan ko'tarilishdi, 400 ham chiqyapti ekan. Qaqacha bormoqchisiz? Xo'p, men to'xtasam, men gapirmasam, bu noto'g'ri ishni men gapirmasam, bir-birimizni cho'ktirish holatida qaytgacha bormoqchimiz. 300 dan ham o'tyapti ekan. O'zi aslida 50 kilo bilan siz uzatayotgan ko'p mehmonni uzatvaryapti boshqa odamlarda. Va'dadan chiqmagan bo'lsa ayib o'shaniki. Va'dadan chiqmagan bo'lsa ayib sizniki. 50 kilo kanaldan pastiga tushib 50 kilo bilan uzatyapti mehmonini. Sizikidan ko'p mehmonini uzatvaryapti kerak bo'lsa. Lekin bizda teng barobar desangiz, ha, 100 kilo bo'lish kerak. 2 barobar, 3 barobar, 4, 6 barobarga yetibdi. 7-8 ga qarab ketyapmiz. Qachon to'xtaymiz? Va qachon o'zimizni to'xtatamiz? Bu mavzuda gapiradigan payt menimcha yana keldi. O'shaning uchun kuyinib gapiryapmanki, mehmonmi? Mehmonligini qilsin. U urfi odat, unaqa urfi odat yo'q. Unaqa urfi odat bo'lmaydi. Haromlik, harom toshishlik ma'nosida urfi odat bo'lmaydi hech qaysi millatda. Buni urfi odat qilib bo'lmaydi. Buni to'xtatishimiz kerak, kurashishimiz kerak. Kurashishimiz kerak. Agar halol deb, hoppa halol demoqchi bo'lsangiz-da, kimdir aytayotgan bo'lsa, harom emas, harom tovar men birdaniga. Halol bo'lsa nimaga qo'shninikidan o'g'irlab chiqib ketilyapti? Nimaga aytamdi? O'sha 60 tavaq, 20 tavaq aytamdi, deya chiqib ketyapti. Nimaga qo'shninikidan chiqib, nimaga mashinaga joylayapti? Deya olib qaray, uni men isbotlashim shart emas, oyat hadis keltirib isbotlab berish. Hammalari o'zlaring bilib turibsizlar shu noto'g'riligini. Lekin nimaga to'xtatmoqchi? To'xtatilmaydi. Bechora 300 kilo go'shtni, guruchni damlab qo'yib to'yni egasi. Men qudalarimni oldin hijolat bo'lib qolaman deb, qudalariga berilgan oshini oldindan olib bekitib omborxonaga bekitib qo'yib, mehmon uzatyapti. Yo'q, noto'g'rimi gapim? Shuni shu vadirlik qilyaptimi? Ha, men de qachon de doppini yechib ko'rib, nima qilyapmiz o'zi deb o'ylaymiz, ha? O'ylab ko'rishimiz kerak. Va bu noto'g'ri ish haqida kurashishimiz kerak. Ayniqsa yosh kattalar kurash kerak. Oqsoqollar oxiri o'sha nimaga borolmay qopti qozonda boshiga. Yalinsa ham foyda yo'q, qattiq gapirsa ham foyda yo'q. Nahot shuncha. Ha, bu o'rtamizga mehmondorchilikka borib, qozonda oldiga kirmamaysiz-ku, oshxonaga kirmamaysiz-ku. Kirsangiz nima deydi? Bor deydi. Bitta xotinlar o'zi qilaveradi deydi. Qiladigan odam bor deydi. Kirma deydi. Sen mehmonmisan, mehmonxonada o'tir deydi. O'sha gapda siz mehmonmisiz, mehmonda joyi bor. Qozonda boshi emasdan deb o'ylab ko'rish kerak. Hamma tomonlab o'ylab ko'rishimiz kerak. Va bu narsa haqida kurashishimiz kerak. Xo'p, nima qilish kerak? Siz men o'zimni hayotiy tajriba bilan bitta ikkitasini aytaman. Bittasi shu noxoroshni yo'qotish kerak. Yaxshi, gapimga kiradigan odamlarga qo'y, nima qilasan noxor? Bunaqa qilib ehson qilib kim aytadi buni ehson? Kimlardir gunohkor qiladigan ehson bo'lmaydi.
Ana adam 20 tavuk koştu alıp satı yaptı. Bu bala çakasını yedir yaptı. Halal yedir yaptı da kim ayıta oladı onu? Kimlerdir haram yedir. O şey işine sebepçi bol edin. Ulaka ihsan bu muydu? O ihsan nasıl? Koy yemiştir. Nahar aşkımı koyuyor. Dızdım kabul kılın. Kabul kılın diyor. 300 kilo, 400 kilo demleydi var ama daha çıkın ki. Battar oldu diyor da. Gel biz gelin diyor. 400 kilo üyem olsun. 500 kilo demleydi mi? Kaşın geliyor. Şunu tırsam düşünmeken değil mi? Ne? Ya nahar aşını yok atış gerek. Bittersi. İkinci mesele şu işe sebep oluyorken ben o şey küreşkenimde 150 kilo dikken geldim. Tutta, püşte tutta bana bırakken onlar hemen aş, hemen toyda aş alışları şart eken. Bilesler bunu kimliler miyim de o şey payetler mi? Onlar alışları gerek. Onlar o şey meşahatta var, o uzun hakkı varmış. Alış gerek eken. Ve o çıkıp satış gerek. O şey adamlar meşahatı üçte tutta mısın, hazır gelip 10-15'te bitti. O şey ne kadardı? Yani eğer o şey adamlarını, bala çakasını bakış, vadirliğinin vazifesi olsa, ben de çekkiye tartıp, koy sen bunu akıllı, balenge haram kılıp, o şey numara obarmazsan da, üçte tuttalarıyla pülü barlar. Kes sanki şu pülü ben bireyim, o işte aşıda tuhtat kılış gerek. Ben ateyle ağır batıştı, kılış gerek şu işte. Bana bir de toyda oğullaki aşıyı neç pülü balı yaptı? Neç pülü balı yaptı? Şu akıllı bala çaka bakı yapsam, onu akıllı haram kılıp bakmazsam, ben o pülü ağır, tılançını kıyın onu önüne geçiş gerek de. Hüleyin kılıp eğitmezsiniz, toktama yaptı o şey. Yine bir tanesi cüralardan çıkardı. Cüralar biz 5 davadan, 6 davadan aşağı alışımız kere diyen kaydalar var. Ve o şeyden düzgün yaptı. Doğru mu yaptın? Yakşı mülahaza kıpız mı? Ha demek ne bakan iş gerek? De hesap kitap görüş gerek. Hop cüraların ne kadar kılı yaptı toyumda. Diş gerek de cüralar toyda stol taşı veri yaptı, uçak yoluna veri yaptı. Soğuz açtığında katlaşı yaptı, boşa kılı yaptı. Ondan taşları siz yakışık edin, mehmana kılarsınız, aşkı verersiniz, boşa kılı verersiniz. Hop, onlar ne hesaplamayken de, uşakçı hizmetinin hammasını evazide, beş tavağdan aşı alış gerek olsa, on da cöreli beş tavağdan aşını bitti hesap kitabı görüp, onu onun için tut da madikarda hap gelip, şunca işte kıldırmasam, kaysa oradan düşerdi ben hesap kitabı görüş gerek. Tut da madikarda hap gelsin, onlardakiler görüp bir millet kılık verirdi, çırağıyla kılık otkızı verirdi gerek olsa. Doğru mu yaptım? Ne mi? Ular da beri diyor, toya nasıl bu? Evet, toya nasıl yan? Dedi diyor. Ne mi ki? Başka adam sizce kolizge 5.000 verirken de, 10.000, 50.000 verirken de, kıstırıp kürketirken de toya nasıl? Ular kayıtıp alışını ümit kıveydi. Lekin siz aytekken o şey cüreler, kuprağdan beramız diye verirken de o şeydi. 100 dolardan başkadan. Bir yekken pülü bugün göç 85 bin eken, etteki 90 bin bin kosa ben yutkızı koyup edip, göçke piçip koyup verirdi. Ne demek bu? Kars veriyordu sizge. Toyanı vergen yok o. Bakıyam keşke. Bunu Allah'ı da yapıyordu mavzu da. De onu karayken ne demek ki bana o ortakçılıydı? Son takım etken de uçta ortakçılıylarda kanun kaydasını bilmeye kaldık. Ortakçılık kanun kaydasına çıkıp etkenliğimiz, mehmandarçılık kanun kaydasına çıkıp etkenliğimiz arkasından özümüz şunaka haletke iter yapmaz. Şunun için bu mavzuda belki ağır batadığı akıllım aitkendir ben, ta ki tuhtasın, notoğur işte. Belki vaktlerini ala ekendir ben, lakin bana şu halkı kıynep durgen mavzu. Şu mavzuda yaşıkaptalar, başkalar, ciddiyen başkatırgen bölüm, nüme kılışımız gerek, aldığını alışımız gerek. Bitti adam küreşse küreş emmetti. O şey bariyekken bosa 5-6 taneri mi de durup tohtadı mı de sırtış gereği mi ki belki? Kaçan makılınat, kaçan tohtadılar? Ha, hali ki yaptı, 50 kilomla uzatvara diken aşın toyunu 300 kilo kvalibe palançılar gibi yetmiyor olsa ne makılamandı hıcalatta kalıyorken dediğimiz halatımız güdeyem açınanlı bol yaptı. Çünkü burada her tamamlama oyla bu kanun kaydalarını bir eslerken olduk. Allah subhanahu wa ta'ala avvala uzunge ve bence dinleyen üçlerge çırayla kulasa verişini inşallah kayta kayta gelip orsak acımaz yok olsa. Kuraş eli değil mi? Bitti Muhammed Canlı uzunu kuraş kendimine işlese halumeydi. Şunu yan başka bunusunu yan başka kirse inekin inşallah hayırlı buladı. Allah ta'ala hamamızge çırayla akıbet versin ve ahire davana elhamdülillahi rabbil alemin. Assalamu alaikum. Itibarlayıcı rahmet. Assalamu alaikum.